fazla kalori almış olacağım. Ben buna eminim. Ancak sebzeyle birlikte, yani yanında bir salata ile birlikte pota alarak hem sebzeyi almış olacak, sindirimi düzenlenmiş olacak, hem çok fazla ete yönelmemiş olacak. Çünkü midenin de bir hacmi var sonuç olarak. Biz sebze, hareketli fırdır tükettiğimizde yarısını etle tükettik. Zaten ayran ya da bir yoğurt süt grubuyla tükettik. Geri kalan kısma da ekmek olarak tüketim sağladık. Böyle bir öğünde hiç kimsenin doymama ihtimali yok. Sizin de aynı şekilde. Kilo vermek istiyorsunuz, belki kilo problemi yaşıyorsunuz. Aslında doğrular hep aynı. Sadece kişilere göre bazı püf noktalar var. İşte biz beslenme uzmanlarıyla aslında bunu düzenliyoruz. Bilmediğiniz şeyleri, farkında olmadığınız şeyleri planlıyoruz. Öğlen ve akşam öğünlerinden de bahsettik. Pilav makarnaya ne kadar öncelik vereceğimizi de düşündük. Ve bir başka şey. Basketbol oynayıp kilo problemi çeken çocuğumuz var mı? Ben birkaç tane görüyorum. Sen kilo problemi yaşıyorsun, hem basketbol oynuyorsun. Sence neden? Çok güzel bir örneksin şu an bizim için. Kahvaltı yaparak güne başlıyor musun? Evet. Çok güzel. Peki kahvaltı yapmadığın günler oluyor mu? Çok nadir. Çok nadir. O günlerdeki farkı bana söyleyebilir misin? Kendini nasıl hissediyorsun? Daha yorgun. Yorgun. Çok güzel. Günde bir bardak sütünü içiyor musun? Bazen. Peki sana çok önemli bir soru soruyor. Sabah kahvaltını yaptın. Öğlen yemeğini kaçta yiyorsun? Okulda yiyorum işte. Okulda. Çok güzel. Bir. Akşam yemeğini? 7.30-8. 7.30-8. Peki akşam yemeği bir günün, dünkü akşam yemeğini bize bahseder misin? Çorba işte. Çok güzel. Kaçan böreği yiyorlar. Kaçan gibi. İki tane kaçan gibi böreği. Evet. Şimdi aslında bir şey söyleyeyim mi? Paçanga böreği doyurucu olmadı o an. Gece yatarken acıktın mı? Acıkmadı. Kaçta yaptın? 12'de mi yaptın? Çok geç yaptın. Bu uyku düzeni içinde geç. Kaçta kalktın? Sabah 9.30'da kalktım. Çok güzel bir konuya da değineceğiz senin sayende. Oğlumuz bir de sakatlıktan çıktı, bileği kırıldı. O yüzden biraz daha dikkat ediyor bu çocuk. Şimdi dikkat ederken kaçan bir böreği yanlış. Çünkü senin bir kere, sen aslında fen dersinde de bunu görüyorsun. Aynı bahsettiğim şeylerden bahsediyorsun. Genel rakam da sorun bu arada. Çok güzel başarı, yani soru sorman beni çok mutlu etti öncelikle. Sebze yeme alışkanlığı yok mu senin? Bir kere paçanga böreğinin yanını dışında sen bir protein alman gerekiyordu. Neden? Çünkü bir yerde bir sakatlık var. Bu sakatlığın onarılması gerekiyor. Yani proteinler bizim yapıcı onarıcı dediğimiz bir besin öğesi. Biz protein almadığımız zaman o sakatlıktan zaten şey olamayacak, düzelemeyecek. Biz karbonhidrata fazla yöneldiğimiz için sadece etle doymayacağız. Hem sebze almamız gerekiyor hem et. O karnını doyurabilmek için, sindirimini düzenleyebilmek için. Sadece et yersen fazla kalori almış olursun, kilo problemi yaşarsın. Bir de çok önemli bir sorun var. Aslında sormak istediğim buydu. Öğlenden akşama kadar ne yiyorsun? Arada şeylerimiz de oluyor. Sebilo, abucukları da oluyor. Ben ara yiyeceksin. Ne kadar güzel bir mutlu edici. Hani kuru üzüm, kuru kayısı, badem, ceviz falan öyle şeyler değil. Yani gofretli, bisküvili falan. Yani onlar yani. Buyurun kız isterseniz. Burada durun. Peki. Şuraya oturabiliriz. Şimdi bizim kilo verme sürecinde sadece çocuklarımız için değil, bir kere antrenmandan önce mutlaka bir şey yiyorsun diye düşünüyorum. Doğru mu? Ya antrenmandan bir saat, bir buçuk saat önce yemiyor. Yani ben antrenmandan bir iki saat önce mutlaka öğünde ama bir atıştırmalık istiyorum. Çünkü kas kayıplarının olmaması lazım. Çok aç. Bu atıştırmalık mesela ne olabilir? Anlamadım. Biz bunu ara öğünüyoruz. Kilo verme sürecinde, sizler için söylüyorum. Kilo verme sürecinde en önemli şeylerden birisi de aslında ara öğün. Tabii bu kişiden kişiye çok fazla değişiyor. Eskiden bunu çok net bir şekilde söyleyebilirdim. 3 ana öğün, öğün 3 ara öğün şeklinde. Ama yeni yapılan çalışmalarda artık çok fazla beslenme düzeni değişiyor. Biz de artık çağa ayak uydurmak zorundayız ve yapılan çalışmalar, güncel çalışmaları takip ederek beslenme programı düzenliyoruz. Karşı gelip bir kere çocuklarımızın mutlaka 3 ana öğün ve 3
Ay, çok iyi bir takımlarda göreceğiz ileride sizde. Bu futbol ya da voleybol ya da basketbol hiç fark etmez. Siz bir yere geldiğinizde çok ne olursa olsun bazı kurallar var. Bu sadece beslenmeyle ilgili değil. Muhtemelen bir kampa gittiğinizde kamp diyetisyeni size ne söylerse onu yemek zorundasınız. Belki hiç sevmediğiniz, hiç o güne kadar tüketirken zorlanarak tükettiğiniz şeyi o müsabakada çok iyi bir şekilde sonuçlanmak için o kadar zevkleyeceksiniz ki. Çünkü başarınızı arttıracak. Siz zaten başarmak için o müsabakaya çıkıyorsunuz. Bir yerlere gelebilmek için onun gayretindesiniz. Bunun yolu da buradan geçiyorsa seve seve yapacağınızı düşünüyorum. Ara yön yapmak da bu anlamda çok önemli. Kilo verme süreci de dahil. Öyle çok aç bir şekilde oturmamanızı sağlamanız gerekiyor. İşte sabah kahvaltı yaptınız, açıkçası hiçbir şey yemediniz. Bu sefer benim de ki enerji çok fazla harcamıyorsam da, evde hiç aktiviten sıfır olduğunda da ya da çözüm hiçbir şekilde enerji harcamayan hissederler, yatan bir hasta için de geçerli bu. Muhakkak ara öğün yapmak zorunda çünkü çok aç bir şekilde sofraya oturacağız. Çok aç oturduğumuzda hiç kimse tabii ki bir şeyleri dengeleyemez. Ben beslenme uzmanıyım, ben de dengeleyemem. Çok aç bir şekilde sofraya oturuyorsam. Neden? Çünkü kan şekerim yerlerde. Bir kere onu düzenlemem gerekiyor. Çok fazla yeme ihtiyacım var. Vücudumuzun ihtiyacı var. Miden uzun süre bir şekilde hiçbir şey yememiş, besine ihtiyaç duyuyor. Biz bu durumda mutlaka bir ara öğün istiyoruz. Nedir bu ara öğün? Süt ile meyve olabilir. Mesela muz çok iyi bir potasyum kaynağı. Sizin yaralarınızın iyileşmesi için çok önemli. Kilo verme sürecinde tüketilebilir. Tatlı isteğini bastırıcı. Ama buradaki saat ve miktar çok önemli. Tabii ki ben 3 tane muz yayınlamıyorum. 2 tane muz yayınlamıyorum. İşte muz, bir tane muz yanında bir süt grubuyla birlikte kan şekerinizi dengeleyecek. Okula beslenme götürüyor musunuz? Var mı öyle? Götürülüyor değil mi? Peki okul tam gün mü? Tam. 3'e kadar. 3'e kadar. Mutlaka bir beslenme götürüyoruz okulda yemeğin dışında. Bu kahvaltıda mı yapılıyor? Kahvaltı mı oluyor yoksa ara öğün şeklinde mi oluyor? Öğlen yemeği şeklinde. Öğlen yemeği şeklinde. Öğlen yemeği şeklinde oluyor. Tamam, ben okulda yemek çıkıyor diye düşünüyorum. Evden götürülen besinler benim için çok değerli. Ben iş yerinde yani çalışan insanlara da bunu öneriyorum. Kendim de kurumunda çıkmasa yemek, muhakkak yemek götürerek başlayalım. Birincisi kilo verme için, sizin için de genel olarak bahsedeyim. İşte hem maddi olarak cebinize kazanç sağlar. Hem sağlık için çok büyük derecede fark edeceksiniz bunu. Evde yaptığınız hiçbir şey dışarıda yediğiniz şeylerin yanından daha iyi yakamaz. O kadar farklı şartlarda yemek pişiyor ki. O yüzden lütfen her şey sağlığınız için zaten evden yemek götürme alışkanlığı ediniz. Ara öğün yapma alışkanlığı. Hocam biz de Mitkır Orta Okulu'ndayız. Ben her öğlenliği okulda evden yemek götürüyorum. Çok güzel. Yani sebzeyi bu şekilde alıştırdım. Hı hı. Benim oğlum da hiçbir şekilde sebze tüketmiyordu. Ben kendim örnek olarak söyleyeyim. 7 ayda diyetisyen kontrolünde 37 kilo verdim. Çok güzel. Ve bu sistemi ben oğluma uygulamaya çalışıyorum. Ama belirli şeylerde. Mesela karnabahar hiç sevmeyen çocuğa ben bunu köftesi şeklinde yedirmeye çalışıyorum. Çok güzel. Ben de hep bunu tavsiye ediyorum. Bir şeyler bir olmuyor. Ya açlıklarım belli bir yaşa gelmiş ama çok küçük ya çocuklar. Ben yumurta asla yemem diyor. Yumurta yerken ağlıyor. Annesi geliyor. Çünkü yumurta yerken ağlıyor çocuğum. Yapmayın. Siz ne yaptınız yumurta yerken ağlayacak kadar? Ben merak ediyorum. Dedim mesela çok küçük zaten yani 5 yaşında 6 yaşında. Bir omlet yapıp zeytinden gözler yaptığınız 5 yaşındaki çocuk inanın onu yiyecek. Ağlamayacak yani. Siz sadece akşam yumurtayı yiye dersiniz. Evet de yemem. Evet de ağlar. Yiyemediği için ağlamıyor. Yemek istemediği için ağlıyor o yumurtayı. Yoksa işte midesini rahatsız ettiği vesaire durumların dışında orada biraz siz aile iş bitiyor yani. En önemli şey aile. Ben bu konuda hep bu şekilde çözümler üretmeye... Ya başta arkadaşları çok şey yaptılar, alay ettiler. İşte evden yemek mi gelir, şöyle mi olur, böyle mi olur? Çorbasını da götürüyorum. Çok güzel. Ve çok dalga geçtiler. İşte sen daha çocuk musun, bebek misin, 7. sınıfa gidiyorsun, annen sana yemek mi getiriyor diye çok dalga geçtiler. Çok üzerinde bayağı bir ağladı. Hatta yemek getirdiğim zaman sen okula girme istemiyorum gibi tepkilerle karşılaştım. Ama yavaş yavaş bunu oturdum, oturtturdum.
Şimdi rahatsız. Arkadaşları da alıştı. Benim sayemde diğer veliler de yemek getirmeye başladılar. Tebrik ediyorum gerçekten sizi. Bu konuda umarım birçok kişiye örnek olabilmişsinizdir. İnşallah. Ve en azından şu an olursunuz. Çünkü o kadar önemli bir şey ki. İşte bu alışkanlığı, o çocuğun da gururunu kırılmaması benim için çok önemli. Çünkü o yaştaki bir çocuğun gururunu kırılması çok üzücü ve rencide edici bir durum arkadaşları etrafında. Bu konuda hepimiz bu şekilde davranırsak aslında çocuklar da bu yargıdan uzaklaşacağız. Sadece çocuklar beslenme götürmez. İşte ben 25 yaşındayım, ben de götürüyorum işlerime, ara öğün. İşte benim annem babam da götürüyor işlerime yemeklerini, ara öğünlerini ya da öğünlerini. Bunlar aslında çok normalleşirse bu hem yargılardan kurtulacak. Aslında eskiden çok normaldi bunlar. Sonrasında normal olmaya başladı. Çok garipti. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfta çok normaldi bunlar. Hani dördüncü sınıfa gelince büyüdün ya, kantinden yemen gerekiyor. Ya da dışarıdan yemen gerekiyor. Annen sende hiç mi yaptı? Ben açma yiyorum, büyüdüm. Bu algıdan... Çünkü anne baba ne yazık ki yine bizde iş bitiyor. Anne baba sandviçe bu evden götürmüyor. Dışarıdan açma alırsa çocuk da büyüdüğünde açma yemesi gerektiğini düşünüyor. O yüzden burada sizin bilinçlenmeniz çok önemli. Evet, ben birkaç beslenmenin dışında birkaç önemli şeyden de bahsedeceğim. Ama son olarak sudan da bahsedeceğim. Sonrasında beslenme dışındaki şeylere değineceğim. Su tüketimi çok önemli. Vücudumuzun olmazsa olmazı. Dehidrasyon için çok önemli. Yani çocuklarınızın mineral, elektrolit mineral çok terbiliyorlar. Çok fazla sıvı kaybediyorlar. Ve sindirim problemi birçoğumuz da çekiyoruz artık. Hem yediklerimizden hem düzenlerden hem stresten. Lütfen su tüketimine siz su içmezseniz çocuğunuz da içmez. Yine mantıklı yani gördüğünü yapıyor. Su olmazsa olmaz olmaz sizin hayatınızda. Çocuklarınız da ya ben su içmedim, annem babam sürekli su içiyor, ben hiç içmiyorum algısını yaratabilirim. İşte susamak hissi gelmiyor bana, su içmiyorum. Susamak hissi zaten geldiğinde yine korkun. Çünkü susamak hissi o çanlar çalıyor vücutta, diyor ki artık susamak hissinin gel, yani su bitiyor, ben artık direniyorum diyor. Ama siz susamak hissine ulaşıyorsunuz. Yani susamadan önce su içmemiz gerekiyor ki biz o yıkıma ulaşmadan bir şeyleri kurtaralım. Ve son olarak beslenme ve eğitim ve genel uyku düzeninden bahsetmek istiyorum. Şimdi kilo vermek için önce büyüklerden bahsedelim, sizden. Çünkü benim için sizler de çok önemlisiniz. Çocuklarımızın örnek aldığı kişiler sizlersiniz. Bir danışanımdan bahsetmek istiyorum size. Kilo vermek için geliyor. Gerçekten ilk iki hafta çok güzel bir kilo verme süreci gerçekleşti. Metabolizmasının düzenlenmesi için, işte fazlalığı, en azından sağlıklı şeyler yemeye başladı. İki hafta çok güzel kilo verdi. Artık 3-4-5 hafta oluyor, danışanım uyumuyor. Cidden uyumuyor. Sadece günde 2 saat uykuyla hayatını devam ettirmeye çalışıyor. İşte geceleri uyuyamıyorum diyor. Uyku, işte bir şeylerle uğraştığını söylüyor. Sadece 2 saat uyku ve düzensiz. Günün hangi saatinde olduğu önemli değil. Ciddi anlamda kilo vermede karşımıza çıkıyor. Çünkü metabolizma çalışıyor. Bizim hormonlarımız var. Açlık hormonu, tokluk hormonu. Bu hormonların salınabilmesi için vücudun uykuya ihtiyacı var ki en önemli bu hormonların metabolizmada salınması tabii bu kişiden kişiye değişiyor. İlla bu saatler demiyorum ama bilelim 11 ila gece 2 arası. Gerçekten 11 ila gece 2 arasında uyuduğumuz uyku o kadar değerli bir uyku ki bu hormonların salgılandığı ya da az salgılandığı dönemler işte açlığın ya da tokluğun kilo verme sürecinde yani metabolizmanın çalışmasında çok önemli. Zaten metabolizmanın çalışması bizim için çok önemli. Bizim mutluluk hormonu dediğimiz bir hormon var. Bu hormonu çoğumuz çikolata yediğinde salgılandığını düşünüyoruz sadece. Maalesef sadece çikolata yediğinizde salgılanmıyor bu hormon. Aynı zamanda bağırsaklarınız düzen çalıştığında salgılanıyor. Bağırsakların düzen çalışması için de gerekli. Metabolizmanızın düzenli olması yani düzenli uykunuz gerekli. Şimdi bağırsakların düzenli çalışması beraberinde mutluluk hormonunu getiriyor. Mutluluk size her şeyi getirir. Başarı da getirir, sağlık da getirir, huzur da getirir, her şeyi getirir. Yani hayatımızın düzenli olması bunun tam bir kısır döngü oluşturuyor aslında. Mutluysa
düzenli uyku ve bağırsaklarınızın çalışması için yine sudan bahsettim, metabolizma hızlandırıcı. Bunları hayatınıza yer etmeniz istiyorum. Şimdi siz çocuğun uyku vaktindeyim, çocuğu uykuya 8'de 9'da bu cümleyi kuruyorsanız sizin hayatınız mutlu değil. Çünkü aile çok önemli bir anne babanın ebeveyn mutlu olması. Çünkü siz mutlu olduğunuzda o kadar farkında olmadan bir enerji veriyorsunuz ki anne babanın mutlu olması kadar çocuğa mutluluk veren hiçbir şey yok. Anne babanın gergin olması kadar çocuğa mutsuzluk veren hiçbir şey yok. Aslında biz dışarıdaki şeylerden bahsediyoruz değil mi? Sizin de mutlu ya da mutsuz olmanız aile içinde çocuğun gelişiminde o kadar önemli ki. O yüzden lütfen siz de hayatınızı düzene sokun. İşte uyku düzeniyle ilgili çocuklardan bahsedelim. Siz düzenli uyumazsanız, hepiniz için söylüyorum aslında bunu. Düzenli uyku olmadığında enerjisiz bir şekilde güne başlarsınız. Zaten suratı asık birisinin etrafına mutluluk saçma gibi bir lüksü de yok. Böyle bir ihtimali de yok. Ne enerjisi bulacak, ne yaşam enerjisi olacak, ne de bir yerde başarılı olacak. Çünkü gülmeyen yüzde başarı da olmaz. Başarı gelirse de zaten gider. Ben bunu söyleyeyim. Ne gittiğiniz diyetisyenin gülen yüzü olmazsa diyetisyene gidersiniz. Ne doktorun, ne de bir öğretmenin. Bu herkes için geçerli. Esnafın da aynı şekilde. Hepimiz için gülen yüz önemli. Lütfen bu hayatta kendinizi, önce kendinizi sorgulayın, sonra neler yanlış, neler eksik diye bahsedelim. Kendinize normalde günlük hayatınızda insanlarla konuşurken bile bu konulara değinmek istiyorum. Çünkü önemli şeyler ve yaşam tarzınızı ancak konuşarak, yanlışlarınızı öz eleştiri yaparak değiştirebilirsiniz. Bir de ders durumu. Gerçekten o kadar önemli ki derslerin iyi olması, derslerdeki başarı. Ben ailemle ilgili birkaç örnekten bahsetmek istiyorum yine. Sizler için konuşacağım. Çünkü siz bir sporcusunuz benim için artık. Size hitap etmek benim için gurur veriyor bu arada. Spor yaptığınız için. Ve iyi bir yerde de gelmek istediğiniz için. Çünkü sizin yaşınızdaki çocuklar muhtemelen sadece bilgisayarla yaşıyor. Sadece bilgisayarla yaşamanın ya da sadece tablette yaşamanın ötesine çıkıyorsunuz. Kendinize zaman ayırıyorsunuz. Benim ailemde bir kulüple ilgilenen birisi var. Ve işte futbolcu alıyor o. İşte futbolcularla ilgili. Hem araştırma yapıyor, hem futbolcuların yaşam tarzını, kalitesini ya da nasıl oyun oynadığıyla ilgili belirleme değerli buluyor. Şey söylemek istiyorum. Biz sordum, dedim ki siz futbolcu alırken neye dikkat ediyorsunuz? Sadece futbol için söylüyorum bunu. Bahsettiği şey ne kadar iyi olduğu değil. Siz hepiniz A takıma girmeye çalışıyorsunuz, doğru mu? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Biz daha sorabilir miyim? İleride nerede basket oynamak istersin? Efes'te. Sen nerede oynamak istersin? Bilmiyorsun. Sen nerede oynamak istersin? Efes. Hepiniz Efes mi istiyorsunuz? Efes. Hayır. Ne? Fener. Fenerbahçe. Çok güzel. Sen? Ben mi? Evet. Los Angeles'ı. Çok güzel. Şimdi, şöyle söylemek istiyorum. Bahsettiğim takım, tabii ki bunlar kadar devasa bir takım değil. Ama hiçbir önemi yok. Ve farklı bir branş olmasına rağmen. Bir sporcu seçilirken sadece ne kadar iyi olduğuna bakılmıyor. Ne kadar derslerinde başarılı mı? İnanın o kadar önemli ki. Bir kere matematik bilmeden spor gerçekten olmuyor. Geometri bilmeden sporun yok. Çünkü düşünmeniz gelişiyor. Yani bir kere geometri zaten dediğim şey bir sporla o kadar bağdaşan bir şey. Açı bilmeden basket oynayamazsınız. Siz açı bilmeden, farkında olmadan günlük hayatınızda çok fazla geometri kullanıyorsunuz. Açıları kullanıyorsunuz. Bunları lütfen basketbol hayatınızı yansıyacak olduğunu düşünerek çalışın ya da değer verin. Onun dışında sadece matematik değil tabii ki sosyal hayatınızda en önemli şey ahlak ve yapıcı olmak. Bir kulüpte oynadıktan sonra kaptan olabilmek ya da o kulübün gözde elemanı olabilmek için sizin hem ahlaklı hem çevik hem de başarılı olmanız gerekiyor. Lütfen şunu unutmayın. Birinden biri eksik olursa bir kulüp sizi muhakkak eleyecektir. Efes'e girersiniz ama
müsabakaya almak isteyecektir. Lütfen bunu unutmayın. Umarım Efes'te oynadığınızda da beni unutmazsınız. Sadece bunu söylüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Yok. Peki o halde. Hepinize tek teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Yardım almak istediğiniz zaman bana dönersiniz. Ben size bu çalışmayı geçirmeye geçerim.